Alo, İkbal Hanım. Ben bugün şirkete biraz geç geleceğim. Yani öğleden sonra geleceğim herhalde. Programı ona göre ayırın, olur mu? Yok yok, iyiyim. Biraz bir şeyler yiyeyim. Dinleneyim, toparlanırım, gelirim yani. Hadi bakalım Nazlı, iş başına. Bugün... Merhaba Nazlı Hanım. Nasılsınız? Merhaba, teşekkürler. Kolay gelsin, hoşça kal. Sağ olun, teşekkürler, iyi günler. Ah be temizlikçi ablacığım. Temizliğe gelip yatağı toplamıyorsun. Daha ayın dolmadan kolduracaksın kendini. Nazlı, yatağı toplamana gerek yok. Nazlı. Nazlı. Şişt. Ferit Bey. Ya korksaydım? Neyse ki tahmin ettim sizin olduğunuzu. Ama bu kaçıncı oldu böyle arkadan sinsiz insi yaklaşmalar? Nazlı, sen korkmadın da ben korktum. Ne bağırıyorsun? Sakin ya. Anlamışsınızdır en azından ne hissettiğimi. Ayrıca sizin bu saatte evde ne işiniz var? Gideceğim birazdan. Yani biraz toparlanayım. Öğleden sonra gideceğim. Toparlanamamışsınız. Günden güne daha çok kötüleşiyorsunuz. Yo, iyiyim. Değilsiniz. Renginiz dün sarıydı. Bugün yeşil ve tonlarına doğru gidiyor. Ben tavuk suyuna çorba yapayım. İçmezseniz ben içerim. Gömlekler orada. Size hılımur yaptım. İçine bal, zerde, çal, zencefil. Ne bulduysam koydum. Zerde çal mı? Evet, gribe birebir. Böyle zerde çal ne işi var? Ferit Bey, zerde çal son derece güzide bir baharatımızdır. Dolapta karabiber, kekik, tarçın gibi diğer baharatların yanında bulunmasında, yemeklerde ve içeceklerde kullanılmasında hiçbir sakınca yoktur. Kamu spotumuz bu kadar. Ben bilmediğim şeyi içmem Nazlı. Ferit Bey, siz iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Hiç öyle durmuyorsunuz. Ateşiniz mi var? Evet var. Doktora mı gitseniz acaba? Nazlı, iyiyim dedim. Tamam, doktora gitmeyin. Bir güzel bu ıhlamuru için. Öyle de bir güzel uzanın. Sonra terleyince siz hiçbir şeyiniz kalmaz. Şunu için. Uzatın ayaklarınızı, uzatın. Bakmayın öyle, inadınızdan iyileşemeyeceksiniz. İçmiş. Aferin. Nasıl uyumak? Boynu tutulacak. Benim bu iyi niyetim. Nazlı. Ferit Bey. Beni yastıkla boğmaya mı çalışıyordun? Ya
Ne münasebet canım, ne boğması. Ben uyuyakalınca siz boynunuz tutulmasın diye altına koyacaktım. Ama gerek kalmadı. Ayrıca uyandığınız iyi oldu. Ben çorba getireyim. Ben çorba içmem ki bu saatte. Nazlı, baksana sana zahmet. Bakıyorum. Hep bana zahmet, hep bana eziyet. Efendim? Demet Hanım geldi. Gördüm. Nazlı, söyler misin kapıyı açsın bana? Ferit Bey'i iletir misiniz? İleteceğiz artık. Ferit Bey! Gelsin Nazlı, gelsin. Gönderebilirsiniz. Çorba geldi. Mis gibi sıcak sıcak. Nazlı istemediğimi söylemiştim. Ben yapmayacağım demedim. Sizi şöyle bir tık alabilir miyim? Bir tık, bir tık. Lütfen, lütfen, lütfen. Teşekkürler. İnatlaşmaktan vazgeçmeyeceksin ha? Karakterime ters. Ferit, geçmiş olsun. Sağ ol. Nazlı, yabancı mıyım ben? Eve geçmiş olsun ziyaretine gelen birini bile pişman ediyorsun. Bravo. Evet. Nazlı talimatlara uyuyor sadece. Ben mutfaktayım. Çorbanı içmene yardımcı olayım. İster misin? Kollarım çalışıyor Demet. İçmek istersem kendim içerim. Peki. Ne yapıyorsun Demet? Niye geldin sen? Şirkete uğramıştım. Hasta olduğunu söylediler. Ben de ziyaret edeyim istedim. İyi. Hasta ziyaretin kısası makbul. Hakan abi geldi abi. 10 tane! Sabri Bey, sizden 10 tane tır istedik. Siz 7 tane yollamışsınız. Abi hoş geldin. Hakan abi çay getir. İstemez oğlum çay may. Sen soruya cevap ver. Tırlar nerede? Abi, tır ayarlamakla bitmiyor iş. Birer tane sağlam şoför ayarlamamız lazım. Az ziftlen ayarla Sabri. Sen ağzı sıkı şoför ayarlayacaksın. Senin de ağzın sıkı olacak. Bitti gitti. Yoksa ben bir telefon açarım Sabri bir tane nakliye firmasına. Kardeşim derim bana 10 tane tır lazım. İşimi göreceğim. Olup gidip işimi yaparım. Sıkıntı yok abi biliyorum. Ya bilmiyormuş gibi davranıyorsun ama. Biliyormuş gibi davran. Sabri beni delirtmeden eksik adamları ayarlayın. Limana gönder. O konteynerlar orada başıboş durmasın. Tamam abi tamam halledeceğim. Ben büyük adamlarla çalışıyorum. Kodomanlarla. Anladın? Eğer sen çarşafa dolanırsan ben zorlanırım. Ben zorlanırsam... Bekle! Sen bu hayatta olmazsın. Anladın? Anladım abi. Efendim Resulcüğüm, söyle seni dinliyorum. Ne yaptın? Hallettin mi işi? İşler tamamdır Hakan Bey. Sabote ettiğim parçayı söktüm. 1000 yıl baksalar kazanın neden olduğunu anlayamazlar. Aferin sana Resul. Aferin. Peki neredesin? Şirkette misin sen hala? Ben sizin eve daha yeni geldim. Demet Hanım da şirkette fazla kalmadı. Hemen çıktı. Kendisini Nişantaşı'na bıraktım. Alışveriş yapacakmış. Alışveriş sonrası almanı istemedi mi? Alışveriş yaptığı yerden ya da başka bir yerden? Hayır. Taksiyle kendi dönecekmiş. Tamam kapat. Ferit, hatırlıyor musun? Biz seninle nişanlıyken sen yine bir keresinde böyle hastalanmıştın da ben bakmıştım sana. Hatırlamıyorum. Olur mu canım öyle şey? Hatta senin ateşini ben ölçmüştüm de 38,5 demiştim. Sonra termometreyle ölçünce aynı çıkmıştı. Hatırlamıyorum dedim ya Demet. Hatırlamıyor musun yoksa hatırlamak mı istemiyorsun? Hatırlanmaya değer bulmadığım hatıraları hafızam siliyor desem daha doğru olur. Açmayacak mısın? Efendim hayatım. Ah aşkım, ne haber, ne yaptın, nerelerdesin? Dışarıdayım. Sen? Alışveriş falan mı? Yok, maniküre geldim.
Telefonun bayağı uzun çaldı da ben kabinde bir şeyler deniyorsun sandım. Ay yok, şey kuaför biraz kalabalıktı da dışarı çıkmayı bekledim. Sen neredesin? Ben avukatlarla... Yemek yedim, toplantı hali falan. İşim bitti şimdi. Dönüyorum, görüşürüz. İyi, benim de ufak bir işim kaldı, sonra gelirim. Görüşürüz. Küçük bir iş. Nazlı. Bir şey mi vardı Demet Hanım? Evet, bana bir su verir misin lütfen? Nazlıcığım, az önceki tavrımdan dolayı senden özür dilerim. Malum, eski alışkanlıklar unutulmuyor tabii. Biz Ferit'le her ne kadar ayrılmış olsak da Ferit benim için hala çok değerli. Beraber miydiniz? Aha. Sen bilmiyor muydun? Tabii, biz Ferit'le nişanlıydık. Evlenmek üzereydik hatta ama olmadı işte. Ayrıldık. Şimdi bu evde böyle yabancı gibi karşılanmak. Alabilir miyim? Teşekkür ederim. Zaten kendimi çok suçlu hissediyorum. Yani Ferit'le biz ayrıldığımızdan beri Ferit'in bu yabaniliği, hayatına kimseyi almaması. Biliyor musun? Eskiden biz Ferit'le beraberken Ferit hiç böyle biri değildi. Hiç bilmiyorum. Bilmiyorsun tabii. Nereden bileceksin? Ferit zaten çok ketum bir adamdır. Acısını da sevincini de kendi içinde yaşar. Paylaşmaz yani etrafıyla. Öyle. Bir şekilde kendi içinde yaşar. Ama ben yine de bilmeni istedim. Bulut'la ilgili hırçınlığını belki böylece anlamış olursun diye. Teşekkür ederim Demet Hanım. Çok yardımcı oldunuz bana. Rica ederim. Sen yine de benim kusuruma bakma. Arada kalmamı istemezdim. Gerçi biz hep böyleydik zaten. Etrafımızı da kendimizi de çok üzdük. Üzüntünüzü anlıyorum. Benim şimdi gitmem gerekiyor. Ferit'e selam söylersin. Demet gitti mi? Gitti. Ben şunu götüreyim. Niye aldın çorbamı? İçmeyeceğim dediniz. İçiyordum ama. Tamam, soğumuştur bu. Ben size yenisini getiririm. Biraz daha yiyeyim, burada içerim. Ne oldu, çorba için ısrar etmeyi bıraktın? Ferit Bey, siz Demet Hanım'la nişanlıymışsınız. Hatta evlenmek üzereyken ayrılmışsınız. Neden bunu söylemediniz? Sana neden söylemem gereksin ki? Niye ilgilendiriyor seni bu durum? Beni neden ilgilendirdiğini açıklayayım. Maruz kaldığım için. Ben Demet Hanım'ı Bulut'un halası diye bu eve aldığımda sizden yemediğim fırça kalmadı. Bulut'la Demet Hanım yakınlaştıkça acısını benden çıkardınız. Meğer onların yakınlaşmasını eski ilişkiniz yüzünden istemiyormuşsunuz. Nazlı, sen ne dediğinin farkında mısın? Ben gayet farkındayım her şeyin, nihayet. Ben Bulut için endişelendiğinizi sanmıştım. Ama bütün kıyamet sizin şahsi meseleniz yüzünden kopmuş. Siz bu yüzden ne Bulut'u kısıtlayabilirsiniz, ne de beni yargılayabilirsiniz. Merhaba gençler. Merhaba. Ferit hastan hasta dediler, geldik ya. Ama hala ayakta. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyiyim. Sen nasılsın? İyidir. Abi seni hiç öpmeyeyim. Seni hastalandıran virüs beni öldürür. Senelerdir hastalanmadı.
Şirkette Ferit hasta falan deyince ben böyle kalktım geldim sırf merakımdan vallahi. Bir sen eksiktin bunu söyleme. Yatıyorum ben içeri. Abi dur ben senin yastığını falan değiştireyim ya. İleride torunlarımıza anlatacak hikayemiz olur. Yıl 2017 idi çocuklar. Ferit dedeniz çok hastalanmıştı. Ben yastığını bir değiştirdim. Tak diye iyileşti vallahi. Merhaba aşkların en güzeli. Ne haber aşkım? Nasıl geçti günün? Neler yaptın şirkette? Kimler vardı? Öyle bir kendimi göstereyim dedim. Kimse yoktu zaten. Biz de İkbal Hanımcığım'la sohbet ettik. Oradan da kuaföre geçtim zaten. Güzel. Sen ne yaptın? Ben hiç sıradan istemeydim öyle. Birkaç iş vardı, onları hallettim dışarıda. Avukatlarla görüştüm. Böyle çok kayda değer bir şey yok yani. Gelsene yanıma. Yok ya. Yukarı çıkıp bir üstümü başımı değiştireyim, olur mu? Oh, soğan kesmek çok hüzünlendiriyor. Ay tabii sen müzisyen adamsın, hassas adamsın. Ben düşünemedim. Sen nasıl başarıyorsun ağlamamayı ya? Başarmıyorum. Acım mutfakta yaşıyorum. Ben de 2 kilo kilo soğan doğruyorum. Deniz. O soğanların haline ben sana öyle mi öğrettim? Nasıl ya? Ne güzel işte. Böyle ince ince doğradın. Tatlım, sen henüz bu evi tanımıyorsun anlaşılan. Bu evde, yemekte... Asla ince ince doğranamaz o soğanlar. Küp küp doğranacak simetrik. Allah Allah ya. Soğan doğramanın da mı talimatı var? Oho! Sen bu evde daha ne talimatlar var bilsen. Neler çekiyorum ben. Mesela salatada küp küp soğan. Yandın. Ferit abi, yanlış doğranmış soğanların suçlusu benim abi. Ya delirdin iyice. Hadi tamam git sen. Kovuyorum seni. Git hastayla ilgilen. Söz veriyorum. Bundan sonra çok iyi bir çırak olacağım. Bilemiyorum Deniz, bana güven vermiyorsun. Ama gerçekten bak gözlerim dolu dolu söyledim. Ay gerçekten. Gözyaşların sahte olamaz, inandım sana. Ya beni güldürme. Duyacak şimdi. Gerçi ses çıkmıyor Ferit Bey'in, uyudu mu? Hayır uyumadım, siz keyfinize bakın, beni düşünmeyin. Düşünen de kabahat. Ferit abi hasta olmaya çok alışık değil. O yüzden biraz sinirli. Biraz. Duyuyorum Deniz. Sağır değilim. Sadece grip oldum. Tamam abi kızma ya. Ben de seni ilk defa hasta gördüm de böyle yaz günü grip olunca çok komik geldi. Seni üstün başarılarına ötürü ödüllendirmeye karar verdim Denizciğim. İyi bir partnersin. Komiksin. Kahve saati. Çıraklık ödülünü de kurabiye. Aa, bayağı boğaz tokluğuna çalıştırıyorsun beni ya. Öyle ön yargılı olma. Henüz kurabiyeleri görmedin. Oo, mükemmel kokuyor. Ayrıca çikolatalı. Sıcaktır. Çikolatalı ama. Çok sıcak ama çok lezzetli gerçekten. Ben neden pasta kafe falan aç? Restoranı boş ver. Anlaşıldı, seni sokmayacağım oraya. Hayrola, şeflik kariyerin kısa sürdü. Evet, biraz hobi olarak yedi. Zaten kariyerin çok parlak gitmeyecekti. Akşam Aylin'in konserine geliyorsun değil mi? Gelirim tabii. Kızlardan aldım haberini zaten. İstersen ben bekleyeyim, birlikte gideriz. Şimdi gideyim diyorsun yani içeri. Beni şurada şu halde bırakıyorsun, bir de beklemeyi teklif ediyorsun. Yapılacak çok işim var. Sen git, ben eve falan uğrayacağım, üstümü değiştireceğim. Akşam kızlarla gelirim. Peki.
Ben iki tane kurabiye alayım o zaman. İki gün daha çalışacaksın o zaman. Seve seve. 2,5 gün oldu hatta. Çikolatalı onlar. Tamam olur. Çok lezzetliler ama ya. Ne sandın?